Ne demişler? Gambersiz düğün olmaz. Madem öyle... Haydi o zaman. Affan, bir konuşabilir miyiz? Ha, ben de diyordum ki ya... Bugün Besmele'yle hiç karşılaşmadım. Diyordum, karşılaştım. Buyur. Rıza iyi değil Affan. Dünden beri pek huzursuz. Ya sen gidince bir şey olursa, düğüne gitmesen olmaz mı? Ya abartma Besme, çocuğun bir şey yoktur. Tıp gibi çocuk maşallah. Sütten kesildi. Dünden beri pek huysuz, iyi değil. Ne diyorsun kızım sen ya? Allah Allah. Paşam. Allah Allah. He? Var mı bir şey ya? He? Maşallah turp gibi çocuk. Şubeye götürsek askeri alacaklar. Ya Besime, parmak kadar çocuğu oyunlarına alet etmeye utanmıyor musun ya? Hem maazallah bak, hastalıkla şaka olmaz. Gerçek olur, canımız yanar ondan sonra. Yemin olsun yalan söylemiyorum Affan. Ya oğlum. Bu... Yok oğlum. Bu çocuğun altını değiştirmedim ya. Yok bir şey, tamam ağlama. Ne oldu? Haklısın, haklısın. Bu anan yok mu bu ana, değil mi? Tamam, tamam. Ya bu çocuğun altını değiştirmezsen nefesi de daralır, iştahı da kesilir tabii. Al şunu, al. Biraz önce bakmıştım, yeni yaptı herhalde. Bana bak Besime. Bu çocuğu bir daha bu halde görürsem kötü olur bak. Kuralları değişiriz, aklını başına al. Anladın mı beni? Bak şimdi çocuğuna, deli etme beni. Yok anneciğim, bir şey yok. Bir şey yok anneciğim. Ah Firavuz'a. Ne vardı Melik böyle olmayaydı. O zaman Affan da iyi olurdu. Her şey bambaşka olurdu. Öyle deme benim teyzem. Ne günahı var küçücük çocuğun? Sen görmedin tabii. Az kalsın öldürüyordu avukatı. Aa. Besmen'in de suratını geçenlerde palyaço gibi boyamış. Bugün de Rıza rahatsızlandı diye, affedersin, bebenin kirli bezini fırlatmış kafasına kızın. Dilimde tüy bitti. Bu Affan'ı en kısa zamanda bir ruh doktoruna muayene ettirmemiz lazım. Normal değil teyzem oğlu da, normal değil. Ay sus Ferhan, sus oğlum, sus. Allah aşkına yüreğime indireceksin. Beyza. Beyza. Gel. Gel kızım, gel. Buyurun hanım. Besime'ye söyledi, Rıza'nın banyosu bitince getirsin de az seveyim torunum. Tabii, hemen söylerim. Oy benim güzel oğlum. Sen niye böyle kesik kesik nefes alıyorsun? Rıza. Oy benim kuzum. O kadar söyledim babana, tamamı tutmadı beni. Ciddiye almadı beni. Rıza. 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 Yardım edin. Firavuz koş, yetiş, bir şey oldu. Koş, Allah'ım bizi koru. Allah'ım bizi koru. Senin kalıbına tüküreyim Affan. Allah rızası için söyleyin doktor bey. Nesi var Rıza'nın? Rıza'nın soluk alıp vermesinde sorun var. Sütten de kesildiğini söylemiştiniz. Yani şimdi nesi var benim torunumun doktor bey? Bu tip semptomlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Yani Melih'in hastalığında. Ay. Ay. Babadan kaynaklı genetik bir faktör etkili olabilir. Şimdiden her şeye hazırlıklı olalım. Hayır. Affan bilmeyecek. Affan duymayacak. Affan bununla ilgili tek bir şey bile öğrenmeyecek. Önünde sonunda öğrenmeyecek mi Ali anne?
Besme. Ağlayıp zırlayıp ortalığı bulandırma. Doktor duymadın mı? Daha kesin bir şey yok dedi. Affan bu konuyla ilgili tek bir söz bile işitmeyecek. Benim teyzem, güzel teyzem. Bak gene yanlış yapıyorsun ama. Melik'te de bütün gerçeği gizlemedik mi Affan'dan? Sonra ne oldu? Her şeyi öğrenince yeri göğü yıkmadı mı? Yıktı. Şimdi de aynı şey olacak. Münasip bir dille teyzem onunla anlatalım her şeyi ha. Bilmeyecek dedim Feramuz, bilmeyecek. Benim torunum hasta değil. Rıza Melik gibi olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.